Kimsesizlerin kimsesi olacağız. Biz bu milletin temsilcisi olacağız. Ve bunun üzerine kurulan siyasi anlayış milletten rağbet gördü. Milletten takdir gördü. İşte 2002'de başlayan, Afyonkarahisar'da başlayan, 2001'de başlayan o kervan 76 milyonu kardeş biliriz, bu milletin partisi olacağız diye o zihniyet yolunu almaya başladı ve halen de devam ediyor. Şunu ifade etmek isterim. Partimizin kuruluş günündeki söylemleri, ifadeleri demokrasi adına, kalkınma adına, ülkenin güvenliği ve geleceği adına, biraz önce belediye başkanımızın ifade ettiği gibi aynı iktidarların ana iki temel görevi var. Milletinin güvenliğini ve geleceğini temin etmek ve refah seviyesini yükseltmek. O güvenlik ve gelecek için de demokratikleşme vardır, sosyal hayatı, aksayan taraflarını düzeltmek vesaire vesaire. İşte bütün bunlarda çok önemli adımlar atılıyor. Bunları böyle kısa bir, mini bir basın toplantısıyla anlatmak mümkün değil. Bunları zaten bildiğimiz şeyler. Sizler de biliyorsunuz, bizler de biliyoruz. Bu millet de biliyor. Biz gittiğimiz yerlerde bazen azıcık şöyle zaman zaman işte biraz önce başkanımız söyledi, birileri meydan okuyor filan ya, belden aşağı vuruyor, haddini aşıyor, edep ve adab sınırlarını zorluyor. Farkındaysanız biz cevap bile vermiyoruz. Vermiyorum. Biraz belki onun etkisiyle yüzümüzde bir moralsizlik filan görse milletimiz diyor ki, devam diyor, devam. Siz işinize bakın. Siz yolunuza devam edin. Biz arkanızdayız, biz yanınızdayız. Biz duamızla, desteğimizle sizi bırakmayız. Değerli arkadaşlarım, önemli olan da bu. Göbeğini kaşıyan adam diye bu milleti tarif edenler, köydeki dağdaki çobanın oyuyla benim oyum bir değildir diyenler, Kürt de Türk, aynı kefeye konulmaz diyen zihniyetler bu millette bekledikleri ilgiyi asla göremezler. Bunlar hep yaşanmış. Biz tam aksine bu milleti kardeş bulduk. Bu milleti sevdik, bağrımıza bastık. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Abazasıyla, Boşnağıyla, velhasıl hangi soya, gruba mensupsa bu bayrağın altında yaşayan herkes bizim için önemlidir, değerlidir ve kardeşimizdir. Bütün bunların hakları bizim için çok önemli. İşte son bir anayasa, hükümetimizin bir demokratikleşme paket çalışması var ki burada da bunu göreceksiniz. Yeni bazı adımların atıldığını, bugüne kadar ağza alınmayan adımları, iyileştirmeleri, özellikle Alevi kardeşlerimizle alakalı, azınlıklarla alakalı bir takım adımların da atıldığını göreceksiniz. Bu ülkede mağdurların, bu ülkede dışlanmışların adını birileri ağzına bile almakta tereddüt ediyorlar. Ama biz bunları, bizim cesur, yürekli başbakanımız, bunların hepsini risk de olsa alacağım. Farkındaysanız ülkenin temel konularıyla alakalı şunu ifade eder Sayın Başbakanımız. Bu bizim iktidarımıza dahi sebep olsa biz bundan geri durmayacağız. Hiçbir zaman iktidarımız palyatif bir politika, günübirlik bir politika ve seçim endeksli bir politika asla izlemiyor. Bakınız yerel seçimler geliyor. Bu ülkenin geçmişini hatırlayın. Seçim öncesi hep bir mavi boncuk dağıtılırdı. İyileştirmeler yapılırdı. Ona verilirdi, buna verilirdi. Ama seçimin ertesi günde canlar yakılırdı. Zamlar arka arkaya gelirdi. Belki çoğu arkadaşlarımız bunları bilmez. Evet, böyleydi. Ama 10-11 yıldır bu ülkede İstikrarlı bir hükümet anlayışı var.
bir yönetim var. Seçim öncesi, seçim sonrası diye asla bir tarif yok. İş ve ülkenin geleceği neyse, yapılması gereken neyse bunlar yapılmıştır ve bu adımlar atılmıştır. Dolayısıyla bu gidişi görenler, bu gidişin önüne set çekmek isteyenler elbette ki var. İl başkanımız da ifade etti. İçeride dışarıda çıkarı bitenler, menfaati sönenler, ideolojisi kararanlar, art niyetleri depreşenler bu milleti bir sebeple sokağa çekme çabasını da göstermişler. Ama muvaffak olamamışlar. Ya olamayacak. Biz bunları sağduyuyla, biz bunları bize yakışır bir olgunlukla takip ediyoruz. İşte son olaylarda bir gezi olayıyla adeta bir bardak suda fırtına kurulur. Sebep başkaydı, an attı beyleri, kardeşim anlasına diyor. Mesele gezi diye değil, mesele başka. Ne mesele? AK Parti iktidarını sokakta acaba sallayabilir miyiz, ırgalayabilir miyiz? Bunlar mümkün değiller. Bu millet olduğu sürece. Biz ona katılan gençlerimizi de seviyoruz. Biz şunu söyledi bütün yetkililer. Belki bizim de hatalarımız vardır. Burada da başka yerlerde. Şunu demiyoruz, tırnak içinde söyleyeyim. Yani biz iktidarımızda hiçbir hata olmamıştır. Ve olmaz. Asla bunu demiyoruz. Elbette ki insan idaresi olan yerde olur. Ailenizde, çocuklarınızda, ilişkilerinizde hatamız yok mu? Hatanız yok mu? Tabii ki var. Ama mesela o gezi olayında Taksim'e eskisini çok daha öte geçen yeşillendirme, ağaçlandırma ve 8.000 dönüm de ilavesiyle yeni bir park yapılmış. 3 milyara yakın bizim iktidarımız döneminde ağaç dikilmiştir. Ağaç dikilmiştir. Ve bunun çoğunluğu da İstanbul'adır. En fazlası da İstanbul'adır. Biraz önce belediye başkanımız bir ifade kullandı. Aynen katılıyorum. Onu ben de kullanıyorum zaman zaman. Eleştiri kolay. Muhalefet de eleştirir. Bu da doğru. Ama burada eleştiriyor. Kendisine gelecek hazırlayan bir eleştiri yapar. Yok sayarak eleştiri olmaz. Hakaret ederek eleştiri olmaz. Diktatörlük hayalini sürekli milletin kafasına kazımak da eleştiri olmaz. O zaman biri der ki size, siz ne kadar çok seviyorsunuz bu diktatörlüğü derler. Çünkü çok kullanıyorsun. Çok kullanıyorsun. Yani en acımasız şeyleri yapacaksınız bu ülkeyi idare edenlere karşı. Eleştiriyi yapacaksınız, saygı sınırlarını zorlayacaksınız. Ama diyeceksiniz ki bu ülkede diktatörlük var. Bu ne yaman çelişki arkadaşlar ya. Böyle şey olur mu ya? O küfredenler, hakaret edenler, en ağır şeyde bulunanlar emniyete girdi, arkadan çıktı. Savcılığa girdi, arkadan çıktı. Buyur. Biz dedik mi ki kimseye? Niye bıraktın, niye işini bitirdin? Yok böyle bir şey. Yargı var. Demokrasinin gerekleri neyse bu ülkede fazlasıyla uygulanıyor değerli arkadaşlar. Biraz önce onu söyleyecektim. Dedi ki, sevgili belediye başkanımız, Yalova'ya 3 ay, 5 ay, 3 sene, 5 sene gelmeyenler geldikten sonra farkı görüyor. Evet, bunları ben de alıyorum. Ve bundan da onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Ankara'da, başka yerlerde diyorlar ki, ya Yalova'nız ne kadar güzel. Biz depremde şöyle bir sallandık. İnşallah 2 gün sonra bu acı günleri tekrar ihale edeceğiz. Ama ondan sonra toparlandık çok. El ele verdik, gönül gönüle verdik. Artılıklarımızı bir tarafa bıraktık. Bu şehir için herkes bir katkıda bulundu. Bu vesileyle ben de bu şehre hizmet eden herkese ama herkese siyasi anlamda, sosyal anlamda, sivil toplum kuruluşu çerçevesinde hangi kademede olursa olsun hizmet edenlere teşekkür ediyorum. Şükranlarımı arz ediyorum. Bilenlere rahmet diliyorum. Bunu her vesilede de yaparım bilirsiniz. Ama bir şeyi de ben ilave etmek istiyorum bu yoruma. Yalova'ya gelenler Yalova'yı nasıl ki 1 sene öncekiyle, 2 sene öncekiyle kıyasladığı zaman tanıyamıyorsa, bu ülkeye gelenler de aynı kanaati ve aynı görüşü söylüyorlar. Hatta ben size başka bir misal vereyim. Ben şahsen dayanamıyorum. Şöyle bir aylık bir yurt dışı yapın. Burnunuzun direği çatlıyor. Bu
bu ülkeyi nasıl özlüyorsunuz biliyor musunuz? Çünkü bu ülke özlenecek bir ülke. Şehit kanıyla yoğrulmuş bir ülke, bayrağımızın dalgalandığı bir ülke. Ama buna ilaveten öyle güzel şeyler yapıldı ki artık Batı'ya, Avrupa'ya özentiniz kalmadı. Öyle güzel işler oldu ki İstanbul'a geldiğiniz zaman, İstanbul'a geldiğiniz zaman o boğazdan, o yeşiller arasında, o otobandan, o E5'ten girdiğiniz zaman hakikaten gurur duyuyorsunuz. Fazla değil, ben yaşadım onu. Ve sizin alakalı görev yapıyorum, basınla ilhak ilişkiler müdürlüğü. Şişli'den, Beşiktaş'tan kalkıp da Saraçhane'ye giderken, belediyeye giderken Mecidiye köyünde burnumuzu tıkıyorduk değerli arkadaşlar. Niye, sebep neydi? Haliç'in pis kokusuydu. O Haliç'teki koku İstanbul'u sarmıştı. Nerede o günün iktidarları? O günün iktidar temsilcileri şimdi muhalefette debelenip duruyor. İktidarı başka yerlerde arıyorlar. Silivri ile efendim şey arasında koşturmayla ömürleri geçiyor. Ya bu milletin arasına girin bir ya. Az önce yine il başkanımız söyledi. Bir sefer ben şu mübarek ayda bizim dışımızda halkın içinde kimseyi görmedim. Yani ki siz görmüşsünüz, tüm özel davet falan almışsınız. Ama ben görmeyi isterdim. Yok böyle bir dertleri ki. Böyle bir dertleri yok. İşte o Haliç, o burnumuzu tıkadığımız Haliç bugün balıklar ve son bir ihale yapıldı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Geçen hafta bir ihale yapıldı. 1 milyar küsuratı var, 400 milyon. Yani aşağı yukarı 3 katrilyon medeni olacak bir uluslararası hizmete açılacak bir ihale. Aman Allah, bu Haliç'te neler varmış da o Haliç bugün o hale geldi. Zaten şu haliyle güzel. Değerli arkadaşlar, sadece İstanbul'a yapılan, sadece Yalova'ya yapılan, sadece bir şehre yapılan anlatmak bu ülkeye o kadar güzel şeyler yapıldı. Demokrasi adına çok önemli şeyler yapıldı ama oraya geçmeden önce ekonomi adında gecelik faizin 7500 lira çıktığı bir Türkiye bugün hangi noktada olduğunu biliyorsunuz. Faizler 6'ya çıktı, 8'e çıktı diye biz eleştiriliyoruz. Normal faizler de %65'lerdeydi bizim iktidarı devraldığımız zaman. Ama şimdi birileri çıkması için uğraştı, sokakları karıştırdılar ve şimdi arkadan eleştiri yapıyorlar. Diyorlar ki hani faizler yükseliyor. Ya, kaça çıktı 6'ya? 8'e. Enflasyon yükseliyor. Kaça çıktı? Ya 2 haneye, 3 haneye gidiyor bu ülkede enflasyon. Şimdi işte enflasyon 6.5'tan falan filan. Büyüme. Ve %4'leri geçmiş. Ya şimdi biraz şey yaptı, 3'e indi. Arkadaşlar, biz kiminle kıyaslanıyoruz biliyor musunuz? Kendi rekorlarımızla kıyaslanıyoruz. Bizden öncesi yok, bir şey yok. Yani özellikle o kısa dönemi söylüyorum. Şu andaki ana muhalefetin ve onun yanındaki diğer muhalefetin iktidar dönemiyle kıyasladığınız zaman Türkiye'nin son 20 yılını, 30 yılını biz kendi rekorlarımızla, kendi başarılarımızla kıyaslanıyoruz değerli arkadaşlar. İhracat 150 milyar dolarlara çıktı. Öylesine girişatımız var ki Merkez Bankası'nın rezervi 120 milyar dolarlara çıktı. Bomboştu. Faizleri söyledim. IMF denen bir bela vardı başımızda. IMF denen bir borç adresimiz vardı. Ayda bir, 2 ayda bir, 3 ayda bir gelir reçetesini yazar ve ondan sonra hastayız ya. İhtiyacımız var ya, reçetesini yazar, bir dahaki gelişimde bunları ne kadar yaptığını, yapmadığına bakacağım der, giderdi. Ama bu ülke artık çok şükür ekonomik bağımsızlığını ve gücünü, kuvvetini gösterdi. 23,5 milyar dolar olan borcumuzu biz iktidarımızda sıfırladık ve
hadi sen işine ver işine. Tabii bunlar birilerini rahatsız etti. Geçen de söyledim. 1 Mayıs ayı, 2013 Mayıs ayı bu ülkede çok önemli bir ay. Bunu gelecekte yazacak diye. Mayıs ayında o yapılan ihaleler, 3. havalanı ihalesi. Müthiş bir ihale. Almanını da korkuttu, Amerikasını da korkuttu vesaire. Hesaplaşmalar, ekonomik efendim dengeler alt üst oldu. Öylesine bir ihaleydi ki sadece 22 milyar euroya devletin kapısına, 1 milyar euro devletin kasasına gidiyor. Yap işlet devlet. Arkadan 3. havalanı, 3. köprü, 2. nükleer santral ihalesi. Bu ihalelerin yapıldığı ayın sonunda Türkiye'de birileri düğmeye bastı ve işte malum Taksim olayları çıktı. Ve halen tabii hızını alamayanlar, hızını alamayanlara tavsiyem şu. Başta Yalova'daki milletvekili arkadaşımıza da tavsiyem şu. Ne kadar kaldı başkanım? 7 ay mı kaldı? 8 ay mı? 7 ay kaldı, 8 ay kaldı. Sandık tekrar bu milletin önüne geleceklerinden. Hızınızı, eforunuzu, enerjinizi oraya sakın. Gelin bu milletle önceki barışın. Bu milletle sevgi gösterin. Bu millete saygı gösterin. Ama ki millet belki ya yeter bu AK Parti iktidarı canım. Gerisi de belki nöbeti devrede. Belediye başkanı hızlı arkadaşımıza bir tavsiyede de bulundu, çağrı da yaptı. Gel dedi, sen yerel çalışmaları da seviyorsun. Yalova'dan belediye başkanı adayı ol dedi. Bak bu ihtimal de var hala. Halen bu ihtimal de var. Yani siyaset renkli bir iştir ya. Herkese iş var. Herkes kendine bir yer bulabilir siyaset. Heyecan olsun. Heyecan olmayacak. Ya olmayacak tabii. Çünkü tek tarafı bir seçim olacak. Yani bizim Allah'ın izniyle bir şeyimiz yok. Var. Yok abidesiniz. Bakalım ne yapacak. Ben de o çıkar. Neyse. Şimdi dolayısıyla çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Demokrasi alanında çok önemli şeyler var. Bakınız. İlk defa Türkiye darbeleri konuşmayan bir ülke oldu. Bunları çok önemsiyorum. Yeter mi? Yetmez. Darbelerden hesap soran bir iktidar bu. Noksanıyla, eksiğiyle. Bazıları sordunuz da ne yaptınız canım Kenan Evren'e diyor. Ya ne hesap vermiş. Sen hesap vereceksin ey darbeci Kenan Evren demek bile büyük bir başarı değil miydi demokrasi adına? Evet. Darbeler devrini kapattı. Darbe yapanlar, bu milletin iradesine, demokrasiye hem vuranlardan da hesap sorulacak dedik ve sorduk. 12 Eylül, 28 Şubat vesaire vesaire. Darbe mağdurlarının çok önemli bir başka konu. Özet aldığım bazı şeyleri, ben dedim ki sizlerle neyi konuşalım bugün? Saatlerce konuşsak azdır da birkaç temel başlık. Darbelere önünü kesildiği gibi darbe mağdurlarının da hakları iade edildi değerli arkadaşlar. Bu da çok önemli. Darbe mağdurlarının hakları iade edildi. İşte en son 28 Şubat'ta görevden atılan efendim memurlar, başörtüsünden dolayı atılan kadınlar vesaire vesaire kim varsa hangi gerekçeyle atılmışsa bunların hakları da tekrar kendilerine iade edildi. Apoletleri sökülmüşse, rumanları alınmışsa vesaire vesaire. Değerli arkadaşlar, yeni anayasa çalışmaları da sivil anayasaya el uzatma da Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde olmuş. Hepinizin de bildiği gibi 2010 tarihinde yine baktık ki mecliste bir uzlaşma yok. İşte iktidarımız dedi ki 26 tane önemli temel maddeyi çıkardı ve 2010 tarihinde 12 Eylül'de tarihi de tabii önemlidir, manidardır. Anayasa çalışmalarını yaptık, oylamalarını ve bu milletin %58 desteğiyle ilk adım atıldı.
ve onun faydalarını gördük. Eğer o sivil adım atılmasaydı 2010'da yeni anayasa çalışmaları 26 maddelik o paket geçmemiş olsaydı bu ülkede bugün farklı şeyler yaşayabilirdik. Ama yeterli mi? Değil. Gönlümüz istiyor ki sivil bir anayasa, yeni bir anayasa sil baştan tamamen olsun. Ama maalesef, maalesef mecliste bu konularda tam bir uzlaşma söz konusu değil. Bunu sağlayamadık. Şimdi o uzlaşma komisyonu kuruldu. Ve uzlaşma komisyonunda da yine enteresandır değerli basın mensupları. En büyük parti olmamıza rağmen bizim üyemiz de ikidir. En küçük parti olan BDP'nin üyesi de ikidir. CHP'ninki de MHP'nin de ikidir. Eşit üyelerden ikişer tane üye ile bir uzlaşma komisyonu kuruldu. Meclis başkanlığının başkanında çalışıyor. İstenilen sonuç olmadı. 1,5 sene geçti. Ama şimdi biraz daha hızlandı. Son rakamını 60'a çıktığını biliyorum. Herhalde o gelecek milletin önüne belki veya meclisten geçecek. Bilemiyorum o nasıl olacak artık. Belki tam mutabakat sağlanırsa meclisten. Bu bile bir başarıdır. Gönlümüz istiyor ki tamamen yeni diyelim ama hiç olmazsa 60'tır, 70'tir, 80'dir yeni maddeyi de sivil inisiyatifle değiştirmek, bu da önemli bir başarıdır. Bu çalışmalar devam ediyor. Demin söyledim, yeni bir demokrasi paketi devam ediyor. Bildiğiniz gibi terörün bitirilmesini çok önemsiyor. Ama çok önemsiyor. Bu milletin artık anaların gözyaşının dinmesini istiyor. 30 yıldır, 40 yıldır ağladı bu insan. Kürdü orada üzüldü, Türkü burada üzüldü. Öbürü bir tarafta üzüldü. Bu terör belasını başımıza sardılar. Ekonomik kaybımız bu süre içerisinde 400 milyar dolarları geçti. Ama iki yakamızı bir araya getiremedik. Fakat dedik ki bu gitsin abi. Hangi adım atmamız gerekiyorsa bu bir risktir. Bunu siyasiler alır. Siyasiler de bu tür risklere esasen almazlar. Niye? Geleceklerine ve iktidarlarına mal olur. Ama bizim başbakanımız bunu da aldı. Ve o çözüm süreci dediğimiz süreçte başladı. Hepinizin de gördüğü gibi 8 aydır, 9 aydır da bu ülkede şehit haberi duymuyoruz. Anaların gözyaşını görmüyoruz. İnşallah devam eder. Sıkıntılar yok mu? Var değerli arkadaşlar. Kolay bir süreç değil. Açık söyleyeyim. Kolay bir süreç değil. İki tarafta yılların efendim şeyini var. İşin dış ayakları var vesaire vesaire. Ama temennimiz ve duamız o ki, isteğimiz o ki, bitsin bu. Bitsin yani nının nınısı derken tekrar Allah korusun bu kaosun içerisine girersek nerelere gideceğimizi hiçbirimiz tahmin edemeyiz. Dolayısıyla bu sürecin de devam ettiğini ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, bu genel ifadelerden sonra Yalova'mıza yapılanları zaten zaman zaman paylaşıyoruz. Hakikaten temel bir sorunumuz yok. Çok önemli bir sorunumuz yok. Ufak tefek meseleler var. İşte bunları da hep konuşuyoruz. Şimdi başkanımla diyoruz ki şu dört yolun şeyi bizi hakikaten üzüyor. Ulaşımı vesaire. Bayramdan sonra hemen Ulaştırma Bakanımızla görüşelim. Bunu nasıl yapalım? Çevre yolu inşallah geçecek. Yalova'da hangi adım atılması gerekiyorsa kamu kurumlarıyla alakalı bütün talepleri dikkate alıyoruz. Yalova bir şantiye gibi gördüğünüz gibi. Sporundan, bayıldırlığından, efendim eğitiminden, sağlığından, her şeyi gündemimizde. Yeni bir hastanemizi önümüzdeki yıllar planlıyoruz, planlamaya çalışıyoruz. Önce altyapısını, yerini vesairesini falan. Efendim adliyeye de belli sıkıntılarımız var, bunu takip ediyoruz. Sıkıntılı olanları, yaptıklarımızı söylemiyoruz. Yaptıklarımız zaten ortada işte. Orada bir kapalı spor salonumuz, efendim Çınarcık'taki huzurları, hepsi güzel bunlar. Hepsi hakikaten ve soruyorum ben ya gittiğimiz yerde eleştiriye de hazırız. Biz vatandaşa diyoruz ki bizi eleştirdiğiniz konular nelerdir söyleyin. Andolsun ciddi bir eleştiri yok. İşte Armutlu Yalova Karayolu biraz gecikti ama 2013'ün sonunda sadece Esenköy ile Armutlu arasında bir tünel çalışması olacak. Onun haricinde bitmiş olacak ve inşallah bunlar hizmete girecek. Bunlar hizmete girecek. Bütün bu çalışmaları halkımız için yapıyoruz, sizler için yapıyoruz, daha mutlu olması için yapıyoruz. Son bir şey, geçen köyleri bayramda
bayram öncesi veya bayram gecesi gezdik. Biz hep halkın arasındayız ya. Muhalefet halbuki tam tersi o ister ya. İktidar kaçar halktan ya. Öyle görmediniz mi siyaseti? Öyleydi. Ben çocukluğumda öyle gördüm. İktidar işte arada sırada bir uğrar filan. Ne araba arkadaşlar, nasılsınız? İktidar muhalefet de sürekli halkın içinde olur, anlatır filan. O aynı dili kullanır ama maalesef o yok. Bir köyün birinden, evet hemen hatırladı başka, Kurtköy'e gitti. Kurtköy'ü bilenimiz vardır değil mi? Bilmeyenimiz yoktur veya. Ne ihtiyaç odur budur falan. İşte köylerimizde biraz yazları bir su şeyi diyor ama onun sebebini siz de biliyorsunuz. Maksat dışı kullanılınca, efendim kayıp kaçaklar arttıkça su sıkıntısı gündeme oturuyor. Meyve, sebze, ağaç, fidan sulamaları artınca bu iş geliyor. Geldi, ne şeyiniz var filan, orada bir tane oturuyor. Dedi ki, var vekilim dedi. Ne istiyorsun? Doğalgaz istiyorum. İsteyen bir köy, bu köyde Kurtköy. Ormanın içinde bir köy arkadaşlar. Orman. Samimi mi istiyorsun? Vallahi samimi istiyorum dedi ya. Bizim hakkımız değil mi dedi ya. Sonra belediye başkanımız da dedi ki, arkadan tenis kort talebi de geldi dedi. Doğru dedi. Geliyor. Çünkü köylerde artık bir ihtiyaç. Mahalleler, sokaklar, parke döşenmiş. Kardeşim ne ihtiyacı varsa görülmüş. Elhamdülillah. Türkiye bu noktaya geldi değerli arkadaşlar. Türkiye bu noktaya geldi. Yalova'mız da bu yarışta yerini almıştır. Hızla devam etmektedir. Bu yarışı samimi bir şekilde insanlarımızla gönül bağı kuran ekibimizle, il teşkilatımızla, ilçe teşkilatımızla, belde teşkilatlarımızla, köy teşkilatlarımızla, mahalle teşkilatlarımızla, belediye başkanlarımızla bir ekip ruhu ve anlayışı içerisinde götürüyoruz, götürmeye çalışıyoruz.